Geçtiğimiz günlerde Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması vardı. Yine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bir açıklaması vardı. Bakın çok önemli bir bilgi paylaşacağız şimdi sizinle. Çok önemli hakikaten. Neden önemli? Çünkü her seferinde AK Parti'den gelen açıklamalar emekliye laf geldiğinde, emekliye söz geldiğinde işte bütçeyi dengesini bozmayacak şekilde, işte bütçeyi sarsmayacak şekilde şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Sadece emekli için bunu yapıyorlar. Şimdi bir haber paylaşayım sizinle. Ondan sonrasında bunun değerlendirmesini de sizden alalım. Çok önemli çünkü. Şimdi bütçe uygulama sonuçları açıklandı diyor haberde. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos'ta 613 milyar 956 milyon lira, giderleri ise 562 milyar 686 milyon lira oldu. Bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması bu. Yani bütçe aslında fazla vermiş anlamına geliyor. Ağustos'ta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla %100,7 artarak 613 milyar lira 956 milyon liraya, bütçe giderleri %86 artışla 562 milyar 686 milyon liraya ulaştı. Yani merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 51 milyar 270 milyon lira fazla verdi arkadaşlar. Yani 383 milyar 384 milyon lira açık vermiş. 51 milyar da fazla vermiş. Bu hakikaten çok önemli bir bilgi, çok önemli bir gelişme Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladı. Bu fazla aslında emeklilere yansıtılabilir bir rakam. Emeklilerin önümüzdeki Ekim ayında yapacakları işte seyyanen zam ya da düşündükleri artışın karşılayacak bir rakam. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Eskiden siyasi liderler bir takım vaatler gündeme geldiğinde emeklilere yönelik, çalışanlara yönelik kaynak nerede diye sorarlardı. Evet. Burada aslında kaynak da ortaya çıkmış oldu. Kaynak sıkıntısı yok. Burada bir anlayış sıkıntısı var. Yani bir akıl tutulması var daha doğrusu. Anlayış sıkıntısını da aştı bu durum. 7.500 lira aylık alan insanların ortalama metropollerde, büyük şehirlerde 15-20 bin liralara ulaşan kiraların olduğu bir dönemde geçim savaşı vermeleri bekleniyor. Biz artık diyoruz ki bu geçim savaşı olmaktan çıktı, bu yaşam savaşına dönüştü. Tabii. Hayat, emekli artık hayatta kalmaya çalışıyor. Bakın Tabii. intiharlar, kiracı, ev sahibi çatışmaları ki çok üzülerek söylüyorum. Yani böyle giderse daha kötülerini de göreceğiz. Geçmişte hep söylediğimiz bir şey vardı. Yani bu uygulananlar, emeklinin düştüğü bu durum tamamen Dünya Bankası'nın ve IMF'nin istediği bir durumdu. Evet. 92-94 yıllarında ülkemizin de aralarında olduğu 34 yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 34 ülkeye tavsiye edilen, uygulanması istenen ve sosyal güvenlik harcamalarının kısılması gerektiği yönündeki projeler getirilmişti gündeme. Ve maalesef bu projeler Türkiye'de uygulandı. Evet. EYT. EYT dahil olmak üzere, sadece EYT de değil, ücretlerin düşürülmesi, zamanla kısılması, sosyal desteğe muhtaç hale getirilmesi ki bu çok ilginçtir. İşte onun raporunu da getirdim. 2005 yılında Dünya Bankası'nın yayınladığı bir rapor var. Türkiye ile ilgili değerlendirme raporu. Burada diyor ki 99 yılındaki değişikliklerle bile emekli ödemeleri bizce çok fazladır. Aa. Yani böyle bir şey olamaz. Bakın 99'daki Yani değişikliklerle ben bu rapor ona rağmen. 2005'te yayınlanmış. Yani 2005'e kadar değerlendirmişler 99'dan sonra buna rağmen diyor 99'da yapılan EYT düzenlemesine, aylıkların düşürülmesine, maaş bağlama oranlarının Düşünmesin. düşürülmesine rağmen hala çok açık var. Çok daha ileri boyutlarda tasarruflar yapılması gerekir diyor. Halbuki şunu her zaman söyledik. Sosyal güvenlikte değişmeyen bir iki kural vardır. Bunlardan birisi işte nimet külfet dengesidir. Yıllarca çalışırsınız, prim ödersiniz ve o ödediğiniz primlerin yüksekliğine veya düşüklüğüne göre emekli maaşınızın ne olacağını da bilirsiniz. Ve bir işçi, bir çalışan veya bir memur çalışma hayatına başlarken, bu esnaf da olabilir tabii, çalışma hayatına başlarken
kanunlarla kendisine verilmiş, aslında bir sözleşme niteliğinde olan yasa doğrultusunda emekli olduğunda ne alacağını, ne olacağını bilir. Ne zaman emekli olacağını bilir. Yani. Şimdi Dünya Bankası dayatmalarıyla gelen bu projelerde, ki bu projelerde bakın ilk defa söylüyorum, kimse bilmiyordur Türkiye'de. Bu projenin hayata geçirilmesi için ne yazık ki Çalışma Bakanlığı ve SGK'da hatta bazı bürokratlara, çalışanlara dolarla maaş ödendi. Veriyoruz. Bütçe fazla verdi. Evet, biraz önce beni verdim. Burada, evet, neredeyse bununla başladık. Yani 2023 Ağustos ayı bütçe fazlası 51.3 milyar TL olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu bence umut dolu bir açıklama. Uzun zaman sonra ilk defa verilerde bir artı görüyoruz. Ve bir artı pozisyonu merkezi yönetim bütçesi olarak görüyoruz. Bu çok önemli. Dolayısıyla bu size nasıl bir baskı yaptırabilir? Bu artı bütçeyi gördük ya, emekliler için Ekim ayında TÜİK nasıl bir baskı yapacak? Çünkü o kısma da ayrı da geleceğiz. Çok önemli gelişmeler var. Hazine Bakanlığı'nın haricinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı yine bugünkü açıklamalar ki biz bunları aylardır veriyoruz. Sizler de öyle. O konuya birazdan geleceğim ama hemen merak ediyor seyircilerimiz çok. Biz Ekim ayı için ne yapacağız? Bu gelişme, bütçe fazlası bizim için nasıl bir veri? Evet. Elbette önemli bir veri. Bir kere şunu söylememiz lazım. Bizim derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek derdinde değiliz. Bu tabii ama her şeyi de kabulleniyoruz anlamına gelmiyor. Biz tepkimizi kamuoyuna yansıtıyoruz. Televizyonlarda, gazetelerde, ulusal basında yer alıyor. Artı yerel bazda da güçlüyüz. Yani neredeyse işte Türkiye'de 122 şubemizle en örgütlü kesimlerden birisiyiz. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisiyiz. Dolayısıyla sözü dinlenen abileri, babaları, anneleriyiz toplumun. Evet. Bizim özellikle parlamentoda işte o gün beni demin söylüyordum yani bir sürü milletvekili aradı bizi. Ya bizi hakikaten işte çalışamaz hale getirdiniz o gün. Çok zorladınız. Daha bir şey yapmadık dedik. Yani hakikaten bir şey yapmadık. Sadece emeklinin bize yansıttığı bir basınç var. Bu basıncı size yansıttık. Yani. Doğrusu da budur. Ben bir sivil toplum kuruluşu olarak emeklilerin bana yönelttiği soruları, az önce Bülent Bey'in bana yönelttiği sorular gibi ben de bunu siyasi otoriteye iletmem lazım. İktidara iletmem lazım. Muhalefete de iletmem lazım. Sadece iktidar değil. Biz bakın şimdi sivil toplum kuruluşlarının çalışma şekilleri biraz farklıdır. Yani biz sadece iktidarları muhatap alıp onlarla çalışmayız. Zaman zaman parlamentoya soru önergeleri, yasa teklifleri sunulur. Bunların birçoğunda bizim imdamız vardır. Yani biz rica ederiz, biz götürürüz muhalefete. Deriz ki mesela muhalefet partilerine veya iktidar partisi hiç fark etmez. Bunu gündeme getirmek için buyurun biz hazırladık her şeyi de. Siz de katkı sağlayın. Bunu gündeme getirelim. Ülke gündemine getirelim. Bugün yaşanan durumdan hakikaten şunu fark ettik. Yani biz Sayın Bakan'ı da ziyaret ettiğimizde Sayın Bakan'ın bakın ilk tepkisi şuydu. Ne deseniz haklısınız. Yani daha bismillah hiçbir şey demedik. Ne deseniz haklısınız deyince biz de rahatladık yani. Bu tolerans da var belli ki kendisi. Farkında zaten, yani emeklilerin. Elbette hepsi farkında. Hepsi farkında ve şunu her zaman söylüyoruz. Yani hiçbir iktidar elinde bu kadar güç varken eğer imkanı varsa emekliye veya seçmenine ki onlar bir seçmendir sonuçta gidip sandığa oy verecek. Vermemezlik edemezler. Çünkü kimse istemez bunu. Tabii ki. Yani ne iktidarı ne muhalefeti işte gelirken muhalefet de bir sürü sözler verir. Biz onun için mesela taleplerimizi seçim zamanlarında muhalefet partilerine de göndeririz, iktidar partisine de göndeririz. Ve deriz ki bunların hangisini veya hangilerini daha çok yapacaksanız biz ona göre not vereceğiz.